Merhaba arkadaşlar. Şöyle ebrulu bir iple bugün örgümü başlayacağım sizlere. 3 numaralı 2 tane şişim var. Bunların ikisini birlikte şu şekilde kullanacağız. Şöyle. Ve ilmeklerimizi atmaya başlayacağız. İlmeklerimiz 2 ve 2'nin katları artı 2 ilmek şeklinde çift olarak ilerleyecek. Birinci ilmeğimi attım. Bu başlangıç ilmeğim. Buradaki sağ taraftaki ilmekleri istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Ama burası başlangıç noktası olduğu için aslında etek ucundan dolayı. O yüzden 2 ve 2'nin katları artı 2 ilmek şeklinde başlamanız çok daha ideal. 1 ve 2. Tekrar 1, 2, 1, 2 şeklinde devam edip gidelim. Her seferinde 2. 1, 2, 1, 2. Sonunda gene tek bir ilmeğimiz olsun. Buradaki tek ilmekle şuradaki ilmeğimiz son artı 2 ilmeği gösterecek. Şimdi çıkartıyorum şişimi. Şöyle bir miktar ipim olacak. Hemen ilk ilmeği, şuradaki ilk ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Ve örgüme başlıyorum. Şuradaki uzun ipi bırakalım. Bir tane düz ilmek ördüm. Bu modele dahil değil. Bakın. Devamında birinci ve ikinci ilmeği düz ilmek olarak örüyorum. Şu şekilde. İkisini birlikte topluyorum. Tek ilmek haline getiriyorum. Sağ şişime aktarıyorum ve çıkartıyorum. Burada şuradaki alandan gelip bakın şu şekilde bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Eksilttiğim ilmeği bu sırada toplamış oluyorum. Bakın 1 ve 2. Tekrardan 2 ilmeği birlikte alıyorum. Örüyorum. Tek ilmeğe dönüştürüyorum. Ve şu aradaki bölümden tekrar bir ilmek çıkartıyorum ki eksiltme işlemim olmasın. Bakın 1 ve 2. ilmeğim. Bunu sıra sonuna kadar yapıyorum. 2 ilmeği topladım. 1 ilmek şu şekilde arttırdım. 2 ilmeği ördüm. Şu şekilde 1 ilmek arttırdım. 2 ilmeği birlikte ördüm. 1 ilmeği arttırdım. Bakın son 3 ilmeğim var. Bu kenardaki ilmeğim değil. Şu son 2 ilmeğimi çalıştıracağım. İkisini önce keseceğim. Kestikten hemen sonra artışımı yapacağım. Ve kenar ilmeğini düz ilmek olarak öreceğim. Şöyle. Aşağıdan gidince şöyle karıştı. Düzeltelim. Alttan bir ilmek alıyorum ve kenar ilmeğini örüyorum. Evet. Şimdi bu sıra bu şekilde gözükecek. Alttan gelen ilmekler ve örülmüş ilmekler. Tekrar örgünün arka yüzünü çeviriyorum. Bakın burası biraz daha böyle tomurcuk tomurcuk oldu. Yine yapacağımız işlem aynısı. Düz ilmek olarak örüyorum. Ama örmeden alacağım ilk ilmeğimi. Şimdi karşıma ajur olarak arttırdığım alan çıktı. Şuradaki alan. Hemen geliyorum. Buradan bir tane düz ilmek örüyorum. Düz ilmeğimi çıkarttım. Devamında şuradan tutuyorum. Bir tane ajur ilmeği arttırıyorum. Ve sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği beraberce birlikte örüp tek ilmek haline dönüştürüyorum. Böylece ne olmuş oluyor? 1, 2, 3 tane ilmeğim oluyor. En baştaki şuradaki ilmeği alıyorum. Ve 2 ilmeğin üstünden geçirip tek ilmek haline getiriyorum. Ve 1, 2 ilmeğim kalmış oluyor gene. Şimdi yapacağım işlem gene aynı. Bakın ajur ilmeğim. Bir tane ördüm. Bir tane arttırdım. Birinci ve ikinci ilmeği birlikte düz ilmek olarak ördüm.
Şimdi sol sağ şişimde 3 tane ilmeğim var. 1, 2, 3. Birinci ilmeği diğer 2 ilmeğin üstünden geçiriyorum. Ve bu şekilde bakın ilmeğimi çalıştırmış oluyorum. Gene 2 ilmek kalmış oluyor. Bir tane ördüm. Ajur ilmeğinin içinden bir tane arttırdım. Ajur ilmeği ile yanındaki ilmeği birlikte örüyorum. Bu grup 3 ilmek oldu. Hemen 3. ilmeği ilk 2 ilmeğin içinden geçirdim. 2 ilmeğim kaldı. Devam ediyorum. Ör, arttır, kes. Şöyle kes. Bazen gelmeyebiliyor. Evet, kestik. Birinci ilmeği iki ilmeğin üstünden geçirdik. Devam ediyoruz. Ör, dola, kes. Birinci ilmeği diğer iki ilmeğin üstünden geçir. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Birincisini ördüm. Ajurun içine bir tane arttırdım. Gene ajur ilmeğiyle yanındaki ilmeği birlikte örüyorum. Kenar ilmeğime dokunmuyorum, görüyorsunuz. Kenar ilmeğim durmakta. Birinci ilmeği ilk iki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Ve kenar ilmeğini de örüp aslında başlama işlemini bitirmiş oluyorum böylece. Şöyle daha net görebilmeniz için hatta resmini de çekeceğim sizlere. Bakın. Her iki tarafta da rahatlıkla kullanabileceğiniz bu projeyi özellikle ajurlu örgüleri başlarken kullanabilirsiniz. Gerçekten hoş duruyor. Esnemesi de ona göre, bakın, esneklik payı da var. Özellikle ajurlu örgülerde ne yapıyoruz? Kasma yapmaması için mümkün olduğu kadar bol çalışmaya çalışıyoruz ama bu tür ilmek başlangıçları gerçekten ajurlu örgüler için ideal. Hemen şöyle örgünün düz sırasını öreyim. Sanki modele başlayacakmış gibi düşünelim. Resmi de öyle biraz daha düz örgüyle çıksın. Şöyle. Hemen. Özellikle ilmek sayısını az tuttum ki zaten tekrardan ibaret olacağından dolayı model sizler de net bir şekilde görebileceksiniz diye. Bakın görüntü bu şekilde. Her iki tarafta da şöyle çıtır çıtır gözükmekte. Anlatımdan memnun kaldıysanız eğer güzel yorumlarınızı bekliyorum. Paylaşımlarınızı bekliyorum. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.